Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tayyip Kılıçarslan. Bugün dedim ki Honda aracının markasının araçlarını çekeyim. 450.500 TL alanına bakıyoruz. Bu video ne yazık ki biraz konuşmalı olacak. O yüzden 2-3 dakikayı bulabilir. Halbuki sen 30 saniyelik bile değil 10 saniyelik bir video olacak neredeyse, yani o derece. Yani rezalet. Gerçekten rezalet. Yazık. Vallahi yazık, günah. Eğer Honda'ya gidip bir ÖTV muhabbetleri araç almak istediğinde sadece bir aracı ve o aracın da iki paketi var. Onları alabiliyorsunuz. Üzücü. Ne diyeceğim bilmiyorum. Çok kısa bir video olacak çünkü. Hani bir dakikalık bir video gibi bir şey olacak. Üzüldüm. Yani bu sesin bana anlaşılıyordur zaten. Yazık. Gerçekten yazık. Yani eski sistemde 1.6'yı geçmemek üzere, yani motor hacmi, her türlü aracı alabiliyordunuz. Ama artık şu anda ne yazık ki onu 450.500 TL bandına çektiler. Bir önceki sene 332 bin mi, 33 bin mi neydi? Bilmiyorum ya. Gerçekten yazık. Sadece bir tane araca bakın. Ciddi ciddi, yani Honda'dan sadece bir aracı. Ve bu aracın da sadece iki paketi var. O kadar. Başka herhangi bir şey alamıyorsunuz Honda'dan. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. Yorumu size bırakıyorum gerçekten. Bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi bir 1000 abone olalım. Zaten gidip gerçekten bir Honda bayisiyle bu konuyu konuşmak istiyorum. Merak etmiyor değilim gerçekten. Bunu yapacağım. Eğer abone değilseniz öncelikle bir kanalıma abone olun. Ondan sonra hemen listeye geçeceğim. Hani hemen bir aboneye basın. Ondan sonra size o paketi ve aracın fiyatını söyleyeyim. Biliyorsunuz 1000 abone olduğumda yani bayağı bayağı gezeceğim. Gerçekten hani sadece bir Honda bayisine gidip işlemlerin nasıl olduğuna kadar hepsini öğreneceğim sizin için. Çok sık video atacağım bu konularla ilgili. Hani burada böyle işte slide tarzı değil de daha çok görüntülü, işte gittiğimizde o video kayıtları olacak. O yüzden de sizden ricam kanala abone olmanız. Videoyu çok uzun tuttum. Yani videoyu çok uzun tutmadım. Konuşmayı çok uzun tuttum ama hak ediyor. Gerçekten bunlar konuşulmazsa yani gerek yok. Yani ne olacak? Ben de açarım Honda'nın sitesini. Tamam mı? Yazarım oraya kardeşim. İşte yaz. Honda Civic Sedan. Fiyatlarını oku. İşte sallıyorum CR-V. Fiyatlarını oku. İşte başka hangi modelleri vardı? Accord var. Accord'u aç oku. CR işte JS var. Aç oku. Ya böyle gerek yok. Yani bir şey dile getirmediğin sürece anlam yok. Ben de yaparım onu. Çek. Çat çat koy. Ya birilerinin tepki vermesi gerekiyor arkadaşlar. Lütfen. Yani ben şu an burada konuşmamın sebebi tepki. Yani bunu 100 kişi de izlese, 1000 kişi de izlese, 10.000 kişi de izlese en azından bir insanlar bir şeyleri bilgilendirmeli ki, yani bilgilenmeli ki bir şeyler yapalım. Yani böyle olmayacak. Yani alt kısma hep birlikte diyoruz ki işte onu yapalım, bunu yapalım ki yani artık bunu söyleme gereği duydum. Yani diyeceksiniz ki burada iki tane araba şeyi söyleyeceksin, 10 dakika konuştum diyeceksiniz ama konuşma nereye kadar? Ondan sonra çok net söylüyorum arkadaşlar. Gerçi başka net söylüyorum. Bakın Temmuz ayını görmeden Temmuz ayında başladım. Yani biz 2022'ye yarılamadan bu fiyatlar uçacak. Ve emin olun biz yine çoğu aracı görmeyeceğiz bu listede. Emin olun bak. Çatır çatır bütün listedeki her şey elendi. Hani şu an birkaç araç kaldı. Emin olun bunlar da gidecek bu tarzda zaten. En azından limiti kaldırtıp otomatik olarak bunu motor hacmine döndürebiliriz. En azından bir şeyler yapabiliriz. Hani bu konuda en azından uğraşın. Yani yoksa burada ne anlam var arkadaş? Ben hepsini okurum size geçerim yani. Artık hani videoları böyle izleye izleye ve hani şey yapa yapa birçok videoda araştırıyorum mesela. Ya hepsi benim taklitte yapıyor ama hiç kimse konuşmuyor bu konuyu. Tek yapılan şey şu işte Honda City, şunun arabanın fiyatları böyle olmuş. Ya bunun ne var? Hepimiz biliyoruz. Hepimiz açıp bakıyoruz zaten. Bu ayrı. Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen. Neyse. Direkt aracı ben size söylüyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Honda City 1.5 Elegance 363.980 TL, 1.5 otomatik Exclusive 377.202 TL. Bu kadar.